Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bendeniz Mehmet Ali Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Bugünkü konuğumuz Necdet Subaşı hocamız. Her zaman Necdet Subaşı hocamızı bu koltukta, misafirlerimizi öteki koltukta görmüştünüz geçen aylarda. Şimdi bugün de Necdet Subaşı hocamızı misafir koltuğunda ağırlayacağız. Necdet Subaşı hocamızı tanıtmaya gerek yok. Muhtemelen hepiniz bilirsiniz ama hani kazara da olsa tanımayanlar için birkaç kelam edelim. 1961 yılında Artvin'in Şavşat ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra kısa bir dönem Balıkesir ve Konya'da öğretmenlik yaptı. Sonrasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktorasını aldı. Türk Aydını'nın Din Anlayışı başlıklı doktora teziyle. 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümleri bölümünde ve Muğla Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2010 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümüne girdi. 2011'den beri de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda görev yapmakta. Ben de kendisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Konya üzerine bir konferansı Utah'da yaptıklarında tanıştım. Tanıştıktan sonra da hiçbir şekilde irtibatımı koparmadım nadir hocalarımızdan diyelim. Hocam genelde siz hani direkt muhabbete yaparken hem kişilerin uzman oldukları konularda insanlara sorular tevcih ederken kendi kişisel hayatları üzerinden de bunları konuşmalarını isterdiniz. Biz de bugünkü bu dini sosyaliteler başlığı altında yaptığımız söyleşide bu tür bir şey yapmayı düşünüyoruz eğer uygun görürseniz. Şimdi ben hani biraz da muzipliğimden aramızda bilmeyenler vardır. hocamızın tabii bu arada kitaplarını da bilmeyenler, görmeyenler vardır. Bu benim sadece şahsi kütüphanemde olanlar. Bir de hocam az önce uyardı, daha da sende olmayanlar da var şeklinde. Ben bir tane kitap yazdım. Hani bir de editörlüğünü yaptım. Olayın ne kadar vahim olduğunu görüyorum. Bir de bütün bunları üst üste koyunca ne kadar sürede ve ne kadar çaba harcayarak bu kitapların yazıldığının farkındayım ama şu dini sosyaliteler başlığı altında yazdığınız kitapta sadece arkadan bir cümleyi okuyarak başlamak istiyorum. Nasıl olsa dini sosyaliteler sohbetimizin konusu. Dini sosyalite kavramı dinin sosyal gerçeklik dünyasındaki çeşitlenmiş göstergeleri etrafında bireyden başlayarak toplum ve cemaat yapılarına kadar varan boyutlarının dinsellik söz konusu olduğunda ne tür bir toplumsallaşmayla mevcutiyetini sürdürdüğü ekseninde tanımlanmıştır. Şimdi az buçuk mürekkep yalamışlığım var ama hocam yani benim gibi cahillere anlayacağı şekilde şu bir dini sosyaliteyi ne olduğunu söyleyerek başlayabiliriz hocam. Söz sizin. Ben de çok değerli katılımcılara saygılar sunarak sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Gerçekten zor bir şey çünkü genelde orada ben oturuyorum. Şimdi, burası rahatmış hocam bu. Yani ilerleyen süreçlerde ne soracaksın bilmiyorum ama ilk sorun oldukça kışkırtıcı. Tabii dini sosyaliteler kavramı çok da akademiye boğulmadan ilerlemek gerekirse. Ya benim gibi din, bir cahil de anlayabileceği şekilde. Estağfurullah öyle bir sorun olduğunu da sanmıyorum ama siz bunu şey için yapıyorsunuz beni böyle. Herhalde ısındırmak için yapıyor olmalısınız. Sosyalleşme kavramı herkesin hemen herkesin bildiği bir kavram. Biz bir şekilde içinde yaşadığımız toplum içerisinde o toplumun değişik mecraları içerisinde yürüyerek, konuşarak, koşarak, işte paylaşarak bir şekilde sosyalleşiyoruz. O hayata katılıyoruz. O hayatın içinde iğreti biri olmaktan çıkıyoruz. Marjinal biri olmaktan çıkıyoruz. Sosyalleşme o toplumsal bütünlüğe dahil olma serüvenimizi ifade ediyor. Ancak burada bilinçli olarak ben sosyalleşme kavramı yerine sosyalite kavramını kullandım. Kavramda bir ironik tarafı var tabii. Bunu herhalde siz de fark etmişsinizdir. Ama bugün fark ettiğiniz şeyleri söylemeyecek gibi bir haliniz var. Yani Türkiye'deki dini hayatın biraz batılı kalıpları da dikkate alan, o kalıpları es geçmeyen bir çerçevede sosyalleşme sürecine tabi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani İşte bu kitabı değiştikçe, içine girdikçe fark edeceğimiz gibi laiklikten başlayarak sekülerleşme ataklarıyla ilerleyen bir tür kendi eksenini henüz bulamamış, bir ciddi bir eksen kaybıyla da karşı karşıya gelen bir sosyalleşme sürecini ifade etmek için öyle bir paragraflık bir cümle kullandım.
Kötü mü etmişim? Yok, estağfurullah hocam. Diğer kitaplarınızda da mesela birkaç yılın başlığında kendi şahsi serüveniniz etrafında o kitabın içindeki şeyleri tanımlıyorsunuz. Buraya gelen konuklarımıza da yaptığınız üzere. Mesela darbeler eşliğinde kendi aile bireylerinizle darbeleri özdeşleştirip o konu etrafında din sosyolojisi kitabınıza girmişsiniz ki bu çok önemli. Bu konu hakkında mesela söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bu Türkiye'deki darbelerin hem Türkiye'deki dini kesimleri etkilemesi hem de şahsiyetleri etkilemesi babında. Yani bugün herhalde ilk kez yoğun bir şekilde kendimden söz etmek durumunda kalacağım. Bu rahatsız edici. Ben diye başlayan cümlelerin başkalarında duyduğumda çok beni ürküttüğünü, rahatsız ettiğini biliyorum ama herhalde bir seferliğine bunu izleyiciler bağışlarlar. Akademik hayattaki serüvenimin kendi kişisel hayatımdan bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Pek çok arkadaşımız kendi sosyal gerçekliğinin dışında alanlarda çalışmayı, o alanla buluşmayan, o alanla bütünleşmeyen ilgiler içerisinde araştırmalarını sürdürmeyi tercih ediyorlar. Ben öyle bir tercihe sahip değilim. Yaşadığım her ne varsa gündelik hayat içerisinde işte ilkokul, ortaokul, lise, Türkiye'nin herhalde en çalkantılı dönemlerinde doğmak gibi bir şansım var. 12 Mart darbesi, 12 bir Eylül. Bir şans olarak. Tabii ki şans yani en azından böyle dünyadan kopuk, herhangi bir hareketliğin olmadığı bir süreçte bir tanışıklığım yok bu hayatla. Bu şans tabii ki bizzat tanıklık ettiğiniz bir şeyi yakalamakla, onun içinde olmakla, onun içinde büyümekle alakalı bir imkan. 12 Mart bizim hanemizde çok konuşulan bir şeydi. Yani en azından babamın kuşağının hissettiği, hırpalandığı bir dönemdi. 12 Eylül ucundan kıyısından bizim dahil olduğumuz bir şey. 28 Şubat neredeyse bütünüyle içine dahil olduğumuz bir süreç. İşte şimdi yaşadığımız süreçlerde de herhalde kenarda durduğumu falan düşünmüyorum. Ama bunların doğrudan tanıklık etmiş birileri tarafından yazılması, o sürecin nasıl işlediğine dair bilimsel bir terminolojinin üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne ölçüde yararlı, ne ölçüde verimli olduğu ayrı bir tartışma konusudur ama ben yaşadıklarımı yazıyorum. Bir de genelde şey derler ya, hani sıkıştıkları zaman, şimdi bu koltuğa otursaydınız kendinize ne sorusunu sormasını isterdiniz? Bunu şimdi sonlarda sorarlar. Hocam sizin karşınızda işte başta sıkışmış oluyoruz. Mesela böyle bir soru karşısında nereden başlardınız? Yani bu kadar kitabı yazdınız, bu kadar kitabı yazmış bir insana ilk olarak mesela ne sorulmasını isterdiniz? Ya hiçbir insan herhalde kendisinin bir böyle bir ışığın altında yatırılmasını, bir şekilde deşifre edilmesini istemez. İnsan kendisinin mahrem alanlarının kalmasını, ileride kendinin üzerinde çalışacağı, kendinin yavaş yavaş deşebileceği bir alanının olmasını ister. Ama bence bu yani hele sosyologlar için, sosyal bilimciler için çok da üzerinde durulacak hassas bir bölge yok. Benim yasak bölgem yok. Çünkü Türkiye'nin çok demin de vurguladığım gibi oldukça karmaşık süreçlerine tanıklık ettik. Bu tanıklık ettiğimiz süreçte işte önümüzde bu kadar derin konular varken ne diye uyduruk şeylerle uğraşıyorsun diye ilişkilerimi bile bozduğum bir sürü akademisyen arkadaşım var. Çünkü onlar böyle daha çok süs balığı gibi, akvaryum balığı gibi, ne bileyim ev kedisi gibi çalışmalarla ilgilendiler. Ben risk alınmayan, sorumluluk getirmeyen çalışmaları açıkçası çok ciddiye de almıyorum. Yani onların kütüphanemi işgal etmesine de fırsat vermiyorum. Çünkü sonuçta bir çalışma yapıyorsanız o hayatı ellemeniz, dokunmanız, o hayatın belli başlı parametrelerini yoklamanız gerekiyor. Ve bütün bunlara dokunmadan sosyolog, insana ulaşmadan psikolog, kültüre dokunmadan antropolog olacaksa yani uzak olsun. Dolayısıyla ben böyle kendimi bu tür tercihlerle ikna ettiğim için doğrusu yaptığım şeylerden memnunum. Bunların bir bedeli gerekiyor mu? Zaman zaman başımıza bunlardan bir musibet geliyor mu? Olabilir. O da olsun. Hayır olsun. Ben de hala ilişkinizi devam ettirdiğinizden beni süs balığı olarak nitelendirmediğinizi anlıyorum hocam. Niye din sosyolojisi diye bir başlıklı kitap yazma ihtiyacını hissettiniz? Ha, o tamamen bu alandaki yani bir kitap yazdım hayat değişti falan havası yaratmak istemem. Bu çok ayıp bir şey. Ama bizim alanda özellikle din sosyolojisi alanında oldukça millici, oldukça devletçi, oldukça muhafazakar bir bağlamda ilerleyen
Ve din sosyolojisinin temel sorunlarını da çoklukla es geçen, onlara dokunmak istemeyen bir akademik gelenek oluşmaya başladı. Ben öğrenciliğimden beri Türkiye'de din sosyolojisi çalışmalarına karşı sürekli mesafeli olmayı öğrenmiş biriyim. Çünkü işte tanıklık ettiğimiz, içine dahil olduğumuz bir sürü hikaye var. Ama bu hikayelerin çözümlenişi, yorumlanışında bir saptırmayla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Sosyolojiyle tabii ki literatür düzeyinde ilgim var ama sen de biliyorsun ki ayrıca ben doğrudan bu konuları sahada görme olanağı buldum. Alevilerle ilgilendim veya da tırnak içinde uğraştım. Son zamanlarda dini hayatla ilgili çok ciddi bir araştırmayı kamuoyuyla paylaştık. Yani sahada gördüğümüz şeylerin bir bilimi nasıl yapılabilir diye sorduğumda elimizdeki referans metinlerin, yani en azından yerli metinlerin bizim önümüzü açmadığını fark ettim. Bir delilik falan algılanabilir, bir bazıları belki bir küstahlık olarak da algılayabilir ama yaptım ben bu işi ve oldu bitti. Yani bundan üstüne, sonrası okuyucuya kalmış bir şey. Üstüne bir de din sosyolojisine giriş diye onun bir özet kitabı da yayınlandı. Evet, özet de var. Evet. Biraz arada reklam bir şey yapayım da kitaplarınızı. Beni şeyden sonra, toplantıdan sonra oklavayla dövmemeniz için. Biraz daha geriye almak istiyorum hocam, sizin yaptığınız gibi. Tamam, bunları yaptınız, bu kitapları yazdınız, din sosyolojisini yaptınız. Artvin'den çıkan bir delikanlı, bir çocuk nasıl oldu da bu kadar çok kitap yazabilen bir insan haline geldi? Hangi süreçlerden geçti? Artvin'den bir delikanlı olarak çıkmayı çok isterdim ama çocuk olarak çıktım. Delikanlılık yıllarım tamamen Konya'ya ait. Konya'da büyüdüm ben. Yani kişisel dünyamın inşası, hayallerim, gerçekliğim vesaire her şey Konya'da biçimlendi. O anlamda Konya'nın herhalde kişiliğim üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama aramızda antropologlar da var. Herhalde esas çocukluk evreninin, psikologlar buna çok ilgi gösteriyorlar. Çocukluk evreni çok daha önemli. İlkokula kadar köyde, köy ortamında büyüdüm. Bir öğretmen çocuğu olmanın avantajlarını yaşadım. İlkokulu Şavşat'ta mı, Konya'da? Şavşat'ın bir köyünde, Savaş Köyü'nde okudum. Şimdi yaş ilerledikçe geriye doğru bakıp böyle gözlerimi yumup hafızayı tazelemeye çalıştığımda belki nostaljik falan diyeceksiniz. Belki bir ayağı çukurda havası böyle bir ilgi yaratıyor olabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse köyü özlüyorum. Orada yaşayabileceğimi sanmıyorum. Bu paradoksu da paylaşmak isterim. Ne orada yaşayabilirim ne de orada bir ay gibi uzun bir süre kalabilirim. Ama orayı özlüyorum. Yani oradaki insan ilişkilerini, bana safça görünen, bana çok temiz görünen o evreni, belki kendi içinde çok karmaşıklı ama ben safça görüyorum. Ya o çocukluğumu geçirdiğim dünyayı özlüyorum ya da çocukluğumun kendisini özlüyorum. Bilemiyorum. Böyle bir karmaşıklığı var. Konya, Konyalı var mı aranızda? Ama çok çekingen el kalkıyor. Konyalı. Konyalı dediğiniz için hocam. Konyalı iyi bir şey. Konyalı deseydiniz belki daha fazla. Arada bir öksüreceğim, buna alışacaksınız. Su kesmiyor hocam. Şimdi Konya tabii ne kadar uyandırmak için ama değişik bir taktik. Ne kadar açabilirim konuyu bilmiyorum ama bazen kişisel imkanlarla paylaştığım arkadaşlarım var. Konya bizim dini gruplarla, dini cemaatlerle veya daha doğrusu dinle çok yoğun bir ilişkiye geçtiğimiz eşiğin adı. Yani biz ailemiz dindar, o dönemde kullanılan bir kavram değildi muhafazakarlık ama o zamanlarda mukaddesatçı diye bir şey kullanılıyordu. İşte mukaddes değerlere saygılı anlamında. Ben ailemi sürekli dini bütün bir çerçevede tanıdım. Hiç onları da gevşeklik de görmedim. Hayatım boyunca görmedim. Ama Konya'ya geldiğimizde bu taşıdığımız, şehre taşıdığımız dindarlığın yetersizliğine dair imaları, yetersizliğine dair algıları etrafımızda görmeye başladık. İşte oturmuş şehir dindarlığı var, işte eşraf dindarlığı var. Bu arada göçmen, mülteci dindarlıkları var. Böyle kıyıda köşede kendi dindarlıklarını inşa etmeye çalışan bir form var. Biz bu formların arasında şehrin ahalisine dahil olduk. Tabii bu İmam Hatip'te okumak, o dönemin gençlik hareketlerine dahil olmak, o dönemde İslami kaygıları olan aktivist hareketlere kendi enerjinizi dahil etmek, bunlar tabii ki her şey 80'den önce oldu. Böyle bir bağlamda çok saygıdeğer olarak nitelendirebileceğim abilerimiz de oldu. Ben mesela gençler arasında bu abilik meselesine çok tiye alan, onunla dalga geçen arkadaşlara rastlıyorum ama tam tersine. Bunlar eğer
iyi saatte, iyi vakitte rastlanırsa her zaman bizi yönlendirici, bize gerçek bir rehberlik sunan kişiler olabilir. Ben edebiyatla, özellikle edebiyatla, sanatla ve tabii ki uzun vadede gerçekleştirmeyi umduğum akademik yaşamla bütün o irtibatımı arkadaşlar sayesinde, o abilerim sayesinde sağladım. Böyle o hırgür içerisinde, o siyasal gerilim ortamında doğrudan kitapla ilişki içinde olan ve kendi küçük ortamlarında tartışmalara izin veren, farklı değerleri, farklı konuları müzakere eden bir arkadaş grubuna dahil oldum. Onlar beni hala taşıyorlar, hala sırtlarında taşıyorlar. Ben onlara çok minnettarım açıkçası. Niye Artvin'den Konya'ya göçtünüz hocam? O kısmı... Artvin'den Konya'ya işte herkes gibi nedenleri var. Yani çok mülteci akını değil, siyasi bir nedeni yok. Öğretmen tayini. Ama şöyle bir tarafı da var. O zamanlar ailenin bir çocuğu olarak işte eğitim durumları söz konusu. Babam da çocuğunu okutacak, işte büyütecek, iyi okullarda okutacak. Köyden çıkarken babamın hedefleriyle Konya'ya geldiğimizdeki hedefleri arasında ufak bir sapma olduğunu fark ettim. Konya'ya geldiğimizde de işte genel dini güzergahın içine dahil olarak o hikayenin ortasına düşerek bir şekilde herkesin yaşadığı hikayenin bir parçası oldum. Ama Konya'ya gelişimiz tamamen bir yer değiştirme, eğitim, öğretim konusundaki imkanlardan yararlanma. Ama şunu anlatmakta yarar var. Mesela bizim Artvin'den sonradan çok net olarak fark ettim. Birkaç şehre yoğun göç olmuş. Bunlardan birisi Bursa. Bursa'da çok ciddi bir Artvinli, Şavşatlı bir göçmen grubu var. Bir kısmı İzmit, Sakarya havalisi. Ama böyle daha dini kaygıları olan, daha dinsel bir çerçeve içinde yaşama arzusu olanlar da bütün zorluklarına rağmen Konya'yı tercih etmişler. Konya zor bir şehirdir, onu söyleyeyim. Tutunmak da çok zordur. Çünkü oturmuş bir şehirdir. Oturmuş şehirlerde tutunmak son derece güçtür. Biz öyle bir Konya'ya geldik. Nereliyiz diye soru sorduğumda böyle Artvinler alınmasın diye Artvin Şavşatlıyım diyorum ama içinde Konya var. Konya'da yaşadım, Konyalı olacak kadar. Van'da yaşadım, Vanlı olacak kadar. Muğla'da yaşadım. Yani her şehirde de oranın dinamiklerini, oranın esprisini... Oranın dini sosyalitesini... Evet, ha doğru söylüyorsunuz. Bak siz kavradınız konuyu. Onları da kavrayacak bir şekilde ilişkilerimi geliştirmeye çalıştım. Şimdi Ankaralı olmaya çalışıyorum. Eskiden Ankara benim için belki Pakdil'in, belki Mavera ekibinin yarattığı bir algıdan kaynaklanan bir şey. Biraz soğuk bir şehirdi. Ama tuhaf, İstanbul'da söylemek isterim. Ben Ankara'yı çok sevmeye başladım. Belki İstanbul'da olsam orayı da severim. Sosyologlar her yeri sever hocam. İstanbul'u henüz o kentlerin arasına koymadınız mı? Muğla gibi, yok, Van gibi, Artvin gibi, Konya İstanbul, gibi. İstanbul'da en uzun süreli kalışım 10 gün. Ama çok sık geliyorum. Çok sık İstanbul'u yaşıyorum. İstanbul tabii ki çok hareketli. Dışarıdan bakıldığında özlenen, imrenen bir yer ama ben yaşamayı tercih etmiyorum. Bu babanıza falan atıf yapıyorsunuz. Kitaplarınızda da var. Köy enstitüleri kuşağından gelen bir babanın Artvin'de doğan bir çocuğu olarak Artvin'deki o çocukluk yaşantınıza dair herhangi bir dini sosyalite ile alakalı bir anınız var mı? Bir insan hem çocukluğunu hem de dini sosyaliteyi bu kadar bağdaştırabilir sonra. Öksürmenizden ben anladım zaten. Yani... şey oldu, hani ilk öksürüşte çekmiş eşeği vurmuş ya, ikinci öksürüşte ondan sonra o hikayedeki gibi oldu. Yani o böyle bu konuşma hızında ortaya çıkar mı, o muhabbetle belli olur mu onu bilemem. Yani bu konularda moderatörlüğünüzü tartışmadan sonra değerlendirelim. Ayrı bir konu ama şunu söyleyeyim. Tabii ki benim çocukluğum da herkesin çocukluğu gibi işte biraz Yahya Kemal havasında bir çocukluktur. Onların hepsini eş zamanlı olarak tartmam, değerlendirmem mümkün gözükmüyor. Yani çocuğuz yani her şeyden önce çocuğuz. Bu çocukluk evreninde fark ettiğimiz bazı objeler var, bazı metaforlar var. Sonradan geri döndüğümüzde besleyeceğimiz, büyüteceğimiz hikayeler var. Zaten öyle oluyor. Yani içinden geçtiğiniz zaman tanık olduğunuz şeyler o kadar da matah bir şey değil. Ama sonradan geliyor önünüze dikiliyor. Sonradan geliyor sizin onun üzerinde bir şeyler söylemenizi gerektirecek bir hafsalaya dönüşüyor. O anlamda mesela kamuoyunun çok ortak bilgilere sahip olduğu köy enstitüleri hakkında
benim bu konuda çok rahat, çok genellemeci analizler yapmama izin vermeyen bir babaya sahip olduğumu açıklamak isterim. Yani işte köy enstitüleri şöyle, köy enstitüsünün yetiştirdiği insan kalitesi şöyle vesaire gibi. Ama benim babamın da arkadaşları hep köy enstitülüydü. Bir ortodoks tarafları vardır. Tartışmaya kapalı olan hakikat biliciliği iddiaları vardır. Ama her şeyden anlamaları rahatsız edicidir. Her şeyden anlarlar. Arı nasıl yetiştirilir, işte ağaca aşı nasıl yapılır, iğne nasıl vurulur, ev nasıl yapılır? Bunların hepsini babam bir başkasına ihtiyaç duymayacak kadar köy enstitüsünde öğrenmiş. Muhtemelen yeni rejimin şeyleri bunlar, ne diyelim, esas kurucu, taşıyıcı aktörleri. Hemen yeri gelmişken bu ara dönem din politikalarının ön sözünde yazdığınız cümleyi okuyayım hocam. Hani bilmeyen arkadaşlar için. Kemalist jargonun beslediği şaşırtıcı sıkı bir dindarlık, devrimci bir söylem ve kurtarıcı bir misyon, kendine özgü bir kimlik ve kişilik profili. Evet, bu bizim evi anlatıyor. Bu anlat. Yani. Benim değil mi cümle? Bu bizim evi anlatıyor. Yani bir yandan yeni rejimin değerlerine sadakat, bir yandan o sadakat zinciri içinde bir yere oturmayan ibadet trafiği, din, dinle ilişkiler. Bir yandan trafiğin içinde sen de nereden çıktın tarzında sorgulanan bir aile mevcudiyeti. Yani babamın dini ilgileri kendi çevresinde son derece yadırganırdı, yani sorgulanırdı. Belki bizim Artvin'den Konya'ya gelişimiz böyle bir dışlanmanın da ürünü olabilir. Kendi çevresi derken? Hani kendi çevremiz dediğim işte babamın sosyal çevresi, işte babamın öğretmen arkadaşları. Sosyal tabii tabii. Öğretmenlik şimdi çok fazla taktığınız, kafaya taktığınız bir alan gözükmüyor ama öyle değil. Eskiden mesela 80'lere kadar Türkiye bağlamında hemen her yerde devletin toplumla buluştuğu, bütünleştiği en önemli ajanlar arasında öğretmenler yer alıyordu. Şimdi onun yerini sanki imamlar almaya başladı. Ajan kelimesini aktör anlamında kullandığımı herhalde biliyorsun, yani istihbarat anlamında bir şey değil. Yani devletin temel iddialarını, insan yetiştirme düzeninde kullandığı bütün o temel argümanları taşıyan, taşıyıcı, bir anlamda biraz zayıf bir çerçevede aydın. Zayıf bir çerçevede misyoner gibi bir şey. Öğretmenler böyle bir şey. Bunları söylemesem daha iyi olur. Evet. Şimdi siz soruyorsunuz. Artvin'deki gözlemlerinizle Konya'daki gözlemleriniz farklı mı? Babanızın yaşam tarzı ve çevresi açısından, dini sosyalitesi açısından. Evet, ben yıllar sonra her sorunun sonunda bir dini sosyalite. Dini sosyaliteyi kafaya taktınız. Bu hoş bir şey. Böylece zihinde kalıyor. Şimdi tabii yıllar sonra belli aralıklarla memlekete çok gittim. Biz memleket deriz Artvin'e. Çok gittim. Gittiğimde de doğrusu çocukluğumdaki evreni aradım. Oralardaki evrenin biraz küçüldüğünü, benim zihnimde oluşan resmin çok 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 parçalandığını ifade etmek isterim. Artık orada gittiğimde bulduğum bir şey yok yani. Çok garip bir şey. Biraz sanki kendi düşsel çocukluğunuza dönüyorsunuz. Öyle bir şey. Bunun dışında yeniden kendinizi besleyecek damarların kalmadığını, ki 12 Eylül'de biliyorsunuz Artvin çok ciddi bir siyasi manipülasyonda hedefi oldu, merkezi oldu. O anlamda bir karşılaştırma yapmaya imkan yok. Türkiye'nin bütün sınır vilayetlerinde işte Artvin'iydi, Edirne'siydi, Kars'ıydı, birbirine benzer özellikleri vardır. Yani belki de sınır sosyolojisi çalışan arkadaşların bu değerlendirmeyi yapması gerekir. Konya'ya gelince Konya tabii bir şehre adapte olmaya çalışıyorsunuz. Bu Almanya'ya giden bir Türk göçmenin de sorunudur. Konya'ya gelen bir göçmenin de sorunudur. Ama bu adaptasyon mesela şehre hangi kapıdan girdiğinizle çok alakalı bir şey. Biz dini bütün bir kapıdan girdiğimizi düşünüyoruz. Yani çünkü bizi karşılayanlar oranın oldukça enerjik Müslümanlarıydı. O çerçevede girince Türkiye'nin tarikatları, cemaatleri, işte marjinal İslami grupları, sokağa, o sokaklara sinen dinselliğini yakından gözlemleme imkanı buluyorsunuz ama belli bir noktadan sonra da siz onun artık parçası oluyorsunuz. Yani sizi etkilediği gibi babanızın Tabii ki. Ben İmam Hatip'te okurken artık yabancısı olduğum bir şehirde değildim. Artık o sokakları gözüm kapalı dolaşabilirdim. Yani o şehirle bütünleşmiştik. Buraya niye takıldık, bu Konya'dan çıksak mı? Mesajı aldım hocam. Şeyi, bu tekrar Deniz Sosyeteler kitabına gelirsek, bir de başlığında Frank Hayatının Gecesinde diye bir
ibare kullanıyorsunuz ve tırnak içinde kullanıyorsunuz. Bence bu kitabın gerçek adı o olmalı. Ama hani yine de dini sosyaliteler başlığını tercih ettik. Niye böyle bir şey kullandınız ve Frank Hayatının Gecesi'nde ne demek? Evet, bu Yahya Kemal'in bence çok anlamlı olduğunu düşündüğüm bir ifadesi. Bir bayram namazında biliyorsunuz Yahya Kemal izlenimlerini anlatıyor. Bir bayram namazına katılıyor. O bayram namazında cemaatin kendisine karşı duyduğu hisleri ve kendisinin orada yaşadığı yabancılığı, kendinin ayrıksılığını ifade etmeye çalışıyor metinde. Bana göre Türk edebiyatının, modern Türk edebiyatının dini metinler bağlamındaki klasiklerinden birisi olarak değerlendirilebilir. Şiir değil, bir düz yazısı. Hayır, düz yazı bu. Bir deneme. Orada şöyle bir soru sorar. Frank Hayatının Gecesi'nde sabah namazına kalkılır mı? Ben onu Konya ile ilgili bir incelemede de kullanmıştım. Onu hatırlayacaksın. Yani gündelik hayat yaşam alanlarının tamamen batılı tarz. Frank orada tabii daha genel anlamda batı anlamında kullanılabilir. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında ya da Osmanlı modernleşmesinde batı kavramı yerine batıya yüklediğimiz anlamları Frank kavramı üzerinden sürdürüyorduk. Frank hayatının zapt ettiği, rehin aldığı, ele geçirdiği bir zamanda dini bütün davranışlarımızı nasıl sürdürebiliriz? Mesela Frank hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Bu madem hayat Frank hayatına teslim edilmiş, o halde sabah namazını terk edelim iması taşımıyor. Bu oradaki paradoksu, oradaki çelişkiyi göstermeye çalışıyor. Çünkü hepimizin zihni çok karışık. Hangi dünyada yaşıyoruz, hangi dünyaya açığız, hangi dünyaya sığarız? Yahya Kemal'in bu kavramsallaştırmasını da ben açıkçası bu kitapta ele aldığım temaları yansıttığı için bir formül olarak kullanmayı tercih ettim. Şey, Konya'dan çıkalım diyorsunuz. O çıkalım. Niye Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gittiniz mesela? Bir Konyalı olarak. Yani Konya'da ilahiyat mı yoktu? Vardı. Yüksek İslam Üssü vardı o zaman. O günlerde o dönemleri bilen benimle yaşıt kimse var mı bilmiyorum ama ya da ilahiyatların tarihini bilen vardır mutlaka. Bizim dönemimizde Türkiye'de iki tane ilahiyat vardı. Birisi Ankara İlahiyat. O bize şey görünürdü, bizim kuşağı biraz modernist, biraz din konularında lakayt, biraz serbest bir ilahiyat olarak görünürdü. Sonradan bu algılarım tamamı değişti. Ben sadece 17-18 yaş aralığındaki perspektifimi anlatmak için söylüyorum. Erzurum'da böyle daha sentezci, geleneğe açık, işte modernliğe açık, hem psikoloji okuyorlar hem tefsir okuyorlar gibi nasıl bir algıysa. Ama buna rağmen benim tercihimde ilahiyat sonuncu sırada yer almaktadır. Yani ben birinci sıraya ilahiyat yazmış ve selam Erzurum çıktı havasında değilim. Gerçekten son tercihimdi. Bunu da birkaç noktaya işaret etmek lazım. Belki arkadaşlarımız da bilirler. Bizim o dönemlerde ilahiyattan başka gideceğimiz yer vardı. O dönemlerde kısıtlama yoktu. Her yere gidebiliyorduk. 79'dan bahsediyorum. 79'da iyi bir tercih yaparsanız, başarılı bir öğrenciyseniz istediğiniz yere girme olanağı vardı. Yeni kazanılmış bir durumdu. Fakat ben demek ki puanlamada yeterli ölçüde bir denk gelme olmadı. Ama o dönemin havası siyasal, hukuk ve Türkiye'yi kurtarmaya dönük, Türkiye'yi yönetmeye dönük ilgiler çok yüksekti. O siyasala gideceksin, işte kaymakam olacaksın, var. Böyle çocuksu şeyler, hedefler yani. Ama ben ilahiyatı kazandım. Ama siz de o çocuksu hedefleri tabii canım, tabii. Yazdınız. Zaten yani bir dönem çocuksu olan hedeflerinizi sonradan yeniden inşa edip yeniden kurguluyorsunuz. Onu yeni bir okumaya tabi tutuyorsunuz. Ama aslında her şey o gün neyi planladıysanız odur. Şeyden, Artvin'den Konya'ya, sonra tekrar Atatürk Üniversitesi'ne bir... Hayatınızda bir değişme oldu mu Atatürk Üniversitesi'nde? Burada bir karşılaştırma yapmak gerekirse, yani böyle bizden bile kendimi yani sanki hayatı ama herkes için ideal modelmiş gibi bir şeye düştüm. Çok acıklı bir durum bu. Buradan derhal kurtulmam lazım. Yani sonuçta herkesin hayatında çok farklı şehirler var. Hani ortaya bir hasıla koymuş olsaydık bu şehirleri konuşmanın bir anlamı olabilirdi ama öyle bir şey de söz konusu değil. Hani böyle anlat bakalım sen buraya nereden geldin? Havası taşıyor senin soruların. Evet, sen de öksürdün. Şimdi ama buna rağmen bir karşılaştırma yapmak gerekirse benim şahsen hayatımda Erzurum'un, Van'ın, Muğla'nın ve Ankara'nın olmasını çok büyük bir imkan olarak görüyorum. Çünkü ben Van'da yaşadım.
doğrusunu söylemek gerekirse Kürt sorunuyla çok daha içeriden ne kendimi ne de başkasını acıtmayı göze almaksızın bir yüzleşmeyi sağladım. Kendim için bu önemlidir. Erzurum'da Türkiye'nin en katı, kültürel anlamda en muhafazakar sayılabilecek bir dünyasında alttan alta dolaşan modernlik göstergelerini, sekülerlik özlemlerini yakaladım, gördüm. Türkiye'nin sıkı kemalist sayılabilen bir üniversitesinde ve şehrinde, Muğla'da onların da bizim gibi insan olduklarını gördüm. Onların korkularını anladım, tedirginliklerinden haberdar oldum. Ankara'ya gelince de zaten bürokrasinin içindeyiz artık. Orada söyleyecek hiçbir şey yok. Yani ben şehirler üzerinden gitmeyi düşünüyordum. Siz zaten bitirdiniz olayı. Bitecek tabii. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Aydınının Din Anlayışı başlıklı doktora tezini yazdınız. Neden unuttum aslında, unuttum aslında yaşadığım şehirlere atıfta bulunmayı. Mesela Balıkesir de benim için son derece önemli. Bilmiyorum Balıkesir'de var mı aranızda? İstedim. Keşke olsaydı. Türkiye'nin en nazik insanların bulunduğunu düşündüğüm bir şehirdir. Göçmen yoğunluğu olan, çok farklı özellikle Bulgaristan'dan, Yugoslavya'dan gelen göçmenlerin de dahil olduğu, işte Türkmeni, Alevisi, göçmeni olan bir şehir. Çok incelikli bir şehirdir. Orada 5-6 yıl kaldım, öğretmen olarak kaldım. Nasibimize oranın bir köyü düştü. Çok büyük bir köy, Büyük Yenice diye bir köy. Mesela atandığım ilçeyi ben ancak Ana Britannica'da bulabildim ismini. Ne haritada bulabildim ne bir şey. O zamanlar Google diye bir şey de yoktu. Yani bir yere atandım ama neresidir? Fakat oraya gidince de orada da Türkiye'de çok bilinen bir cemaatin köyü etki altına aldığını gözlemledim. Ben oraya bir din dersi öğretmeni olarak gelmiştim ama kimin, hangi yetkinin, hangi alanın dinini anlatacağım konusu belirsiz yani. Köyde yürüyen bir cemaat dindarlığı var. Belli bir cemaatin idraki içinde şekillenmiş dini bir hayat var ve ben geleceğim ya onu takviye edeceğim, besleyeceğim ya da onu bozacağım. Ya rakip olacağım ya da teslim olacağım gibi bir durum. Yani ben bu kadar gergin bir başlangıç ilk öğretmenliğimde istemezdim ama birdenbire çok farklı dini algıların içine başka bir aktör olarak girmiş oldum. Bunlar tabii ki çok önemli şeyler. Bir kere her şeyden önce özellikle genç arkadaşlarımla paylaşmak isterim. Yani kendiniz gibi olmayan toplulukları reddederek, onların iddialarını gülüp geçerek hayatta kendinizi inşa edemezsiniz. Bir kere başkası ne söylüyor, benden bağımsız ne söylüyor, talebi nedir, ne istiyor gibi soruları soğukkanlılıkla karşılamak lazım. Bütün bunları söylerken mesela o yıllarda her şeyi soğukkanlılıkla karşıladım söylenemez. Benim de midemi ağırtan şeyler çok oldu. Başımı ağrıtan şeyler de çok oldu. Ama bu tecrübenin ışığında bugün geldiğim noktada birbirimizi dinlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirimize karşı sağır olduğumuzu düşünüyorum. Çok küçümseyici dini geleneklerden geliyoruz. Yani bizim içine dahil olduğumuz kadro ya da gelenek kesinlikle dünyanın en biricik, en saygın halkasını oluşturuyor. Ve bizim dışımızdakiler herhalde sonuçta cehennemlik gibi bir algı. Ben bu algı tarzının bizi cennette çok yalnız bırakacağını düşünüyorum. Yani orada böyle sadece kendi kafamıza uygun arkadaşlarla mutlu bir belirsiz yaşayacağımı sanmıyorum. Onun için Balıkesir'in böyle bir geliştirici taraf olduğunu ifade etmem lazım. Tabii zaman içinde siz rol sahibi olmaya başladıkça, yani bir şeyi savunmaya başladıkça düşmanlarınız oluyor. Rakipleriniz oluyor, muhataplarınız oluşmaya başlıyor. Yani bir şey söylemeden, toplumda birinin ayağına, nasırına basmadan sizi kimse fark etmeyecek. Onun için belli bir noktadan sonra siz kendiniz olarak bir şeyler anlatmaya başlıyorsunuz. Aydın'ı sordunuz. Benim öğrencilik yıllarında herhalde en büyük hedefim, o dönemlerde çok yücelttiğim bir hedef, sosyolog olmaktı. Yani sosyolojinin işte ne bileyim... İlahiyatta okurken. Şöyle bir şey ama... Yani hiçbir zaman bir cami imamı olmayı... Hayır. Yani hayır derken orada nasıl italik mi söyledim, bold mu söyledim onu bilmiyorum ama böyle bir hedefim olmadı. Akademisyen olmayı hedefledim. Ama itiraf edeyim ki hiçbir hocam benim akademisyen olacağıma dair hiçbir gözleme sahip değildi. Yani öğretmen olduğumu gördüklerinde de şaşırmışlardı. Ya. Oldun mu yani nihayet falan. Çünkü ben 5 yıllık bir okulu 7 yılda bitirmiştim. Böyle zor bitiren bir, her şeyi zor bitiren bir insanım. Aydınlar konusu çok tartışma başlatır düzeyde
kamuda konuşuluyordu. Ama ben öncelikli olarak halk İslam'ına kafa yordum. Yani hala daha cevabını bulduğum bir konu değildir. Bu konuda çalışan arkadaşları da her zaman imrenerek izliyorum. Halk İslam'dan kastettiğim şey, bu terminoloji bazen acıtıcı oluyor, rahatsız edici oluyor ama halk İslam'dan kastettiğim şey, merkezin, siyasetin, devletin resmi müfredat içerisinde belirlediği, öğrettiği, dinden bağımsız olarak sahada gelişen, sahada varlığını sürdüren, yer yer devletten daha güçlü çıkışları olabilen, şifai kültürden beslenen... Bunu biraz açabilirsek hocam, yer yer devletten... Tamam hocam. Evet, yani... halk İslam'ı devlet olsa da olmasa da kendinden var olan bir şey. Bu kavramsallaştırma, bize ait bir kavramsallaştırma değil. Ama sonuçta içinde folkloru, kültürü, yerleşik alışkanlıkları, ilgileri olan bir din anlayışından söz ediyorum. Bu anlayışın Sünnilerde işleyen bir tarafı var, Alevilerde işleyen bir tarafı var. Alevileri takip ettiğinizde neredeyse geleneğin tamamının şifai bir kültüre teslim olduğunu gözlüyorsunuz. Fakat Sünniler üzerinden ilerlediğinizde resmi İslam'la kontak kurmaya açık, resmi İslam'ın kabullerini karşılamaya açık bir din. Fakat aynı zamanda da oldukça kültürel, oldukça şifai bir mecrada kendisini bulabilen bir şey. Mesela bizim köye gittiğinizde yıllar sonra bir ilahiyatçıyı gördüklerinde heyecanlanırlar ve biz de sizi bekliyorduk. Sana bir sürü sorularım var, nasıl cevap vereceksin falan diye üzerine yüklenirler. Ama sordukları hiçbir sorunun ulemanın tartıştığı konularla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Yani sorulan sorular mesela ancak yok, meselası yok. Sorulan sorular şifai gelenek içinde karşılığı olan sorulardır. Matrak taraf size matrak görünebilir ama onlar onun içinde yaşamaktadırlar. Bu ileride işte hurafe kavramını tartışmanızı gerektirecek, bidat kavramını tartışmanızı gerektirecek bir alan açar size. O süreçte Türkiye'de kötü bir soru, peşini takip ettiğinizde içinden çıkılmaz bir soru ama mesela benim 83-84'lerdeki okumalarımın beni götürdüğü, taşıdığı bir şey. Kaç tane İslam var sorusuyla karşılaşmak. Bu soruyu hanım teyzelerden duymak, işte ne bileyim çok bilmiş amcalardan duymak anlaşılır bir şey ama İlahiyatın içinden geldiğinizde ki mezhep kavramını biliyorsunuz, tarikat kavramını biliyorsunuz. Bundan bağımsız olarak insanlar din konusunda hangi referanslardan besleniyor? Bizim zamanımızda hatırlarsınız işte mealcilik diye bir şey başladı. Radikal İslam hafiften başladı. Bilgi ve deneyimlerini, İslami algılarını mesela Seyyid Kutup Rahmetli'den, Mevdudi Rahmetli'den, Ali Şeriati Rahmetli'den devşirenler ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Mehmet Akif'e asıllarından değil tercümelerinden. Yani hepsini Allah rahmet eylesin. Hiç saygısızlık etmek istemem. Bu konularda özensizlik oluyor. Bu da beni çok üzüyor. Onu ifade edeyim. İslam dünyasında çok farklı isimler var. Mesela bu bölgelerden beslenmek yerine işte Mehmet Akif'e, Ahmet Hamdi Akseki'ye, Elmalı'ya atıfta bulunanlar ya da daha lokal düzeyde mahalli dini kadrolardan beslenen bir sürü adacıklar, bir sürü dini temsil alanları ortaya çıkmaya başlamıştı. Yani bana görünmeye bahsediyoruz. Nasıl? 1980'lerden bahsediyoruz. Yok bana görünmeye, bu hep var zaten. Bu hani birdenbire ortaya çıkmış ve biz keşfetmiş değiliz. Bu size görünmeye başlıyor. Türkiye'de bu tür yapıların yeni bir şey olduğunu söylemek çok komik olur yani. Size görünmeye başlıyor ve o sizdeki problematiği de bütün bunların ne diye var olduğu, meşruiyetin nereden aldıkları, kamusal ağırlığının ne olduğu ve bunu nasıl anlamak gerektiği konusundaki kışkırtıcı sorular. Tabii ki bunlar basit şeyler değil. Bir yandan da sosyal bilimlerde çok önemli isimlerle tanışmaya başlıyorsunuz. Okumalarınız sizi kendi mahallenizden koparıyor. Yani daha önce ağzına baktığınız isimler bir tarafa geçiyor. Yani saygıyla takip ettiğiniz isimler. Bu sefer yeni isimlerle tanışıyorsunuz. Böyle sık sık önderlik, sık sık rehberlik aldığınız isimler değişiyor. Tam böyle 24-25 26 o yaşlar. O yaş aralığında benzer yaş gruplarında yaşayan arkadaşlar da aynı şeyleri hissediyor olmalıdır. Böyle hep insanlar bir kılavuz arıyorlar. Kime takılmalıyım, kimin peşinden gitmeliyim? O dönemlerdeki okumalarımızın bizi oldukça sarstığını, yani o dönemlerdeki okumalarımızın, o dönemlerde atıfta bulunduğumuz kaynakların bizim kendi
akışımızı, kendi kimlik beyanımızı oldukça tartışmalı hale getirdiğini ama sonradan durulduğunu ifade etmek isterim. Kendi dini sosyalitemizi. Evet, evet. Çok hoş. Siz bunu çok sevdiniz. Bu, hocam şimdi lafı açarken hemen bir parantezle bunu da söyleyeyim. Şimdi bu kadar kitabın üzerine sizden bir de böyle bir beş şehir tadında bu Artvin, Konya, Muğla, Balıkesir, Ankara'yı da alabilir miyiz acaba? Kendi yani, hayat serüveninin üzerinden bu kitaplarınızda da hani babanızı 27 Mayıs'la, kendinizi 12 Mart'la, ortanca kardeşinizi işte 12 Eylül'le ve küçük kardeşinizi 28 Şubat'la özdeşleştirdiğiniz gibi. Ben hep şehirler üzerinden gidiyorum. Bu şehirler yani inşallah geçtikçe sizin ve hani toplumun geçirdiği katmansal dönüşümleri göstermek açısından böyle bir hatırat vari bir şey yazmayı düşünür müsünüz? Ya da yok, yapıyorum zaten. Şey. Hayır, zaten kitaplarınızda yapıyorum. Var. Yok yok, kitaplara yansıyan bir şey değil. Bunu yapmaya da çalışıyorum. Yani herkes de yapmalı aslında. Sadece bana ait bir şey değil. Belli bir yaştan sonra muhtemelen bazı kişisel tecrübelerinizi, tanıklıklarınızı da paylaşma arzusu duyuyorsunuz. Bugünlerde herhalde piyasaya çıkacak olan bir çalışma var. O çalışmada bunun benzerlerini yapmayı denedim. Ben esas sizin sorunuzu takip ederek ilerlemek istiyorum. Yani aydınlar konusunda nasıl işliyor? Türkiye'de dini hayat köyde, kırda nasıl işliyor? Aydınlar entelektüeller katında nasıl işliyor diye böyle çok kaba, çok üzerinde kafa yorulmamış sorularla ilerliyordum. Sonra iş derinleşti. Ve aydın, aydın kimliği, entelektüel, işte içinde Ülgener'in, Cemil Meriç'in, Oğuz Atay'ın yer aldığı ve bu bilgiler ekseninde şekillenen sorular. Ondan sonra bu çalışmayı yapmam gerektiğine inandım. Ve doğrudan ilgili jüriye ulaştırdığım projeyi bugüne kadar aynı çeşitlilik içinde sürdürdüm. Türk aydının din anlayışı diye gittim. Hocalarımın çoğu Türkiye'de aydın mı var diye karşıladılar bunu. Benim hangi aydınları ele alacağım konusunu öğrendikten sonra burada ben de olacak mıyım tarzında insanı ağlatacak şeyler söyleyen hocalarım da oldu. Sonra fark ettim ki bunlarla olmaz. Benim bunlardan bunu geçirmem gerekir ve ondan sonraki bütün akademik yaşamım biraz kendi başına yürüyen, hiç kimseye saygısızlık etmeyen ama onlarla da bu işin olmayacağına %100 iman eden bir dikkatle sürdü. Ondan dolayıdır ki yaptığım bütün çalışmaları herkesle konuşuyorum, herkesle tartışıyorum, herkese danışıyorum ama bildiğimi yapıyorum. Yani Türkiye'deki akademik yaşamla ilgili çok huzur verici, çok mutlu edici örnekler paylaşmak durumunda değilim. Bu alanın kendi içinde tatsız hasetler, tatsız klikler, kimlik çatışmaları, kendi içinde dışarıdan görülmeyen hiyerarşik böyle kast yapıları vesaire, sen de içindesin bu sistemi, benden daha iyi bilirsin. Bunlarla uğraşmanın, bunları aşağılamanın, bunlara orada burada laf sokmanın bir alemi yok. Oturdum, bunlarla uğraşmayalım, işimize bakalım ve değirmeni kendi başıma çalıştırmaya başladım. Bu şeyinizi başka yerine de ben kullanabilir miyim hocam? Herkese danıştım, herkese de konuştum ama bildiğimi yaptım şeklinde. Tabii hala öyle. Bu konularda bütün arkadaşlarımın da en azından aynı özen içinde olmalarını arzu ederim. Konuşmanın hiçbir sakıncası yok. Yardım almanın, birlikte müzakere etmenin hiçbir sakıncası yok. Ama Türkiye'deki kurumsallaşmış akademik deneyim, belki bunu burada ilk kez paylaşmak durumundayım. Kurumsallaşmış akademik geleneğin kimseye hayrı yok. Yani kimse kimsenin elinden tutmaz, kimse kimseye hadi beraber yürüyelim falan demez. Bu varsa örnekler, ben oraya gidip intisap etmeye de hazırım. İstisnalar kaydı bozmuyor yalnız. Yani biz de şimdi aklıma örnek gelmiyor ama. Benim yanımda gelmiyor, siz sonradan gelecek aklınıza. Evet. İsim vermemek için örnek vermiyorum hocam. Yoksa var yani öyle. Var tabii ki. Üniversite için Erzurum'u, doktora için Konya'yı tercih ettiniz. Evet. Neden? Bu şey yani başka bir yer olabilirdi. Yani İstanbul orası olsaydı. Yok, bu İbrahim Tatlıses'in söylediği şey gibi yani. Vardı da biz mi gitmedik Oxford'la ilgili. Soruyu sorarken bunu cevap vereceğinizi biliyordum hocam. Bu olmalı sizde zaten. Bu önsezi olmazsa moderatörlük yapamazsınız. Şimdi o zaman herhalde Konya daha uygundu. O dönemin şartları işte doktora yapmak için gerekli koşulları herhalde Konya'da karşılayabilmek mümkün. Hayat sizi dönüp dolaşıp bir şekilde Konya'ya tekrar getiriyor farkındasınız. Yok ama o süreçteki Konya bana artık eski sokaklar görünür değildi. Çünkü
Oldukça yoğun bir doktora programı takip ettim. Yani hocam, siz bir şehirden çıktıktan sonra tekrar geldiğinizde aynı şehri bulmuyorsunuz. Sen deniyorsunuz. Artvin'de de aynı şeyi söylediniz. Tabii, Konya'da da aynı şeyi hep söylediniz. Hep öyledir. Hep öyledir. Muğla'ya gittiğimde de aynı şeyi yaşıyorum. Çünkü artık orada sahiplenme süreçleri bitmiş oluyor. Doktorayı size esaslı bir şekilde rehberlik yapamayacağını, kimsenin size rehberlik yapma talebinde bulunmadığını fark ettiğinizde kendi idealinizdeki şeyi yapmak için bir yoğun okuma programı gerçekleştiriyorsunuz. Çok yoğun bir ilişki ağı geliştiriyorsunuz. Burada unutmamam gereken, burada paylaşmamda hiç sakınca yok. Ben dostlarımdan, öğretmenlerimden, birlikte çalıştığım arkadaşlardan ve öğrencilerimden çok şey öğrenmiş bir insanım. Bunu her vesileyle, her fırsatta söylemek isterim. Yani ben selam verdiğim herkesten bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Doktora yaparken, doktoranın ilk dönemlerinde Karapınar'da öğretmenlik yaptım. Konya Karapınar, var mı Karapınarlı? Yok, oralardan kimse olmuyor nedense. Yaşadığım yerlerden kimse yok. Konya Karapınar'a benim gibi yüksek lisans doktora yapan öğretmenler atanmıştı hep. Hani doktoralarını takip etsinler diye. Çok verimli bir bölgeydi. 15-20 öğretmen, hepsi ideal anlamda iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlarla birlikte geçirdiğim her gün çok kıymetli. Hala daha ben mesela özlediğim ortamlardan birisi neresidir? Orasıdır. Böyle bir şey. Ama aynı zamanda da toplum 12 Eylül'den yeni çıkmış. 12 Eylül'ün yaralarını sarıyor. Siyasal ideolojik kamplaşmalar yeni yeni başlıyor. Kürt sorunu almış başını gidiyor. Kemalizm yeni bir restorasyon atağı içinde. Böyle bir bağlamda kurda kuşa yem olmadan kendimizi inşa etmeye çalıştık. Bunu da ben doğrusu başarı olarak görüyorum Mehmet Bey. Neden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapma ihtiyacı hissettiniz? Başka bir imkanımız yoktu. Direkt yani, doktoraya başlamak gibi. Yok, öyle bir şey o kadar kolay değildi. Yani şimdi ben bakıyorum, kime selam versem doktora yapıyor. Kime selam versem yüksek lisans yapıyor. O kadar kolay değildi. Sicil özetleriniz önemli. Nereden gelip nereye gittiğiniz, kimi sevdiğiniz, kimleri okudunuz. Benim mesela doktora jürimde işte neler okuyorsun falan diye çok amatör sorular sordular bana. Yani bu bana sorulacak bir şey değil. Çok komik, çok ayıp bir şey ama en son birisi yandan böyle çok muzip bir şekilde sen Ali Şeriat'ı da okumuşsundur falan dedi. Evet tabii ki dedim, yani hepsini okudum. Okumadığım bir Ali Şeriat'ı kitabı yok. Ondan o gülüşünü hiç unutmuyorum, onu bana soran adamın. İşte şimdi yandın havasında bana gülümsedi. Yani bu böyle şey, fişleme işte, sizi tanımlama, sizi okuduklarınızdan, ilişkilerinizden yola çıkarak bir kategoriye oturtma. Bu bizim hastalığımız. Ben yapmıyorum en azından. Yani bu hastalıklardan öğrendiğim bir şey var. Bunu ben yapmamaya çalışıyorum. Şimdi muzip kişiliğimle direkt bu cümlelerden sonra şey sorusunu sormam lazım. Hocam, yani senin geçtiğin akademik mecralarda böyle hikayeler olmadığı için bu anlattıklarım sana çok fantastik gelebilir. Yok, biraz ucundan kıyısından. Yok, Türkiye hocam öyledir. Yani belki arkadaşlar da bana katılabilir. Bugün yeni kuşakta yok. Herkes master doktora yapıyor. Aslında o çoğu ya da bir şey yapmıyor. O da ayrı bir konu. Onu da konuşacağız yani. Sıra size de gelecek. Gelecek. Nömoloji hallettikten gelecek sonra sırası. Gelecek. Bu müzik işlemi de şeyi sormam lazım. Siz bu cümleyi kurduktan sonra hocam doktora esnasında hangi kitaplar okudunuz? Kimlerin kitapları okudunuz? Yani Balıkesir'de öğretmenlik yaparken doktoraya başlamamıştınız. Konya'da öğretmenlik yaparken doktora başlamıştınız. Ben Balıkesir'de 24 Kasım 86'da öğretmen oldum. Öğretmenler gününde öğretmen oldum. Hayır, yani hani ben gittiğimde köyde keşkek döküyorlardı. Keşkek dökmek diyorlar. Yani öğretmenler günü için köyde böyle bir şey yapıyorlar. Bir hafta sonra da evlendim. Yani benim hayatımdaki önemli dönemeçler hemen o bir hafta içinde. O köyden kaçmam lazım, çıkmam lazım. Benim burada ne arıyorum diyorum. İlahiyatta kendime yönelik bir okuma programı, bir kişilik oluşturmuşum. Ben burada ne tür bir imtihanın içindeyim diye kaza, kader, tevekkül aralarında dolaşan İlahiyatta öğrendiniz bütün teolojik fırtınaya, terim ve terminolojiyi. Teolojik bir fırtınaya düştüm, yakalandım. Doğrusu arkadaşlarıma da öneririm. Beni oradan çıkaran şey tamamen okumalardır. Yani okumalar, o okumaları takip ederek bir şekilde oradan çıkmayı başardım. Çıkmak çok zordur. Bütün köy yaşamları kuyu gibi bir şeydir yani. Okuma yaparak nasıl çıkıyorsunuz hocam? Şöyle bir şey, yani siz artık oraya fazla gelmeye başladığınızı oradakiler de hissediyorlar. Bu kibirli bir cümle değil, çok farklı bir şey. Bunu anlatacağım size. Yani
Avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz ve o sesi başkası duyuyor. Duymaya başlıyor. Onda edebiyatın benim için çok büyük bir anlamı var. Yazıyor musunuz aynı tabii, sırada? Bir yandan da yazıyorum tabii. Tabii o dönemlerde de yazıyorum. Ya, edebiyatla ilgim 79'dan beri var. Yani yazma anlamında ilişkim var. O dönemlerde çok fazla önemsemiyordum ama şimdi son birkaç yıldır her gün yazmaya çalışıyorum. Her gün yani kalemi en az 3 sayfa. Her gün yazmaya çalışıyorum. Çünkü onun fark ettim ki kalemle sürekli ilişki içinde oldu. Bilgisayarda değil yani klavyeli yok, değil. Yani şey. Bilgisayarda da var, kalemde de var. Tabii ki bu sende de öyledir de sen tabii burada konuşma durumunda değilsin. İlahiyatı bitirdim. İlahiyatı bitirir bitirmez de bir yere öğretmen olarak atandım. Benim çok vaktim oldu aslında. Köy yaşamının böyle güzel bir tarafı da var. Mesela öğrencilikte bir atıf olarak, bir referans olarak bildiğim çalışmaların büyük bir bölümünü o köy ortamında okudum. Mesela Elmalı'yı böyle bir imtihana hazırlanır gibi, bir sınava hazırlanır gibi değil. Kendi hikayemi inşa etmek için okudum. Fizilal de öyle okudum. Diğer dini metinlerin tamamını neredeyse o dönemde benim elimde olanlar. Balıkesir'de. Tabii. İlahiyatta okumadığınız kitapları ya da hani sınav için okuduklarını da çoğunu yeniden okudum. Yeniden okudum. Yani bir şekilde kendimle ilgili bir düzenleme yaptım. Bunları yeniden okumalıyım. Buna karar verdim ve yaptım. Onlar bana çok katkı sağladı. İnsanlığıma, kişiliğime. Mesela insanı çok ehlileştiriyor o okumalar. Yani bir nasıl? bir çıkar gözetmeksizin. Bilmem ne sınavına katılmak için değil. Doğrudan kendinizle ilgili bir serüven için okursanız o size çok büyük katkılar sağlar. Kendi kimlik inşamı yapacağım diye hani oturup okuma mı yoksa hani ya bu kitaplar bana faydalı? Tabii ki yani her şey söylenebilir. Yani sonuçta bunlar benim temel referans metinlerim. Bunları bunların es geçtiğim, atladığım ya da şu ya da bu nedenle üzerinde yeterli ölçüde yoğunlaşmadığım kitaplar bunlar. Ben bunları okumalıyım dedim ve yani okudum. Şeylerin insanların genelde kalın olsun, renkli olsun, kütüphanede de güzel dursun dediği kitapları. Onları evet biraz şey gelecek size, ilginç veyahut da iddialı gelecek ama evet. Şeyi nasıl okuyorsunuz hocam? Yani alıyorsunuz ve okumaya başlıyorsunuz cilt cilt kitabı mı yoksa? Hanım karşı koltuğa oturuyor, ben öbür koltuğa. O zamanlar zor taşınır koltuklar vardı hatırlıyorum. Çok böyle 4-5 kişi birlikte ancak kaldırabileceği çekyatlar vardı. Sağlam mal olsun diye. Bizim kuşak öyledir. Birkaç yıl giyilebilecek pantolon, birkaç yıl kullanılacak koltuklar alma dönemiydi o zamanlar. Tasarruf dönemi. Yani okumanın bir şeyi yok. Özel bir estetik şeyi, vurgusu yok. Sadece ona zaman ayırmak ve onun kendiniz için gerekli olduğuna inanmakla alakalı bir şey. Bu şimdi de yapmaya çalıştığım bir şey ama eskisi kadar güçlü bir zaman şeyim yok. Tasarrufum yok. O kadar değil yani. Şimdi bana kalan zaman eskisi kadar yok. Şimdi yorgun olduğumu da hissediyorum bazen. Yani küt diye gideceğim diye de korkuyorum. O günleri tekrar özlüyor musunuz hocam? Tekrar yok, o günlere yani geri gelsek de yani, kitapları açıp hanımla karşı karşıya koltuklarda kitap okuyabilsek. Özlediğim her şeyi çocuklarımın yapmasını arzu ediyorum. Onlara olanak tanımaya çalışıyorum. Diyelim ki benim için bir ukde, benim için tamamlanmamışlık hissi veren bir şey varsa onu çocuklarımın üzerinde yaşatmak imkansız bir şey değil. Onu yapıyorlar zaten. Çocuklarım da hepsini kaçırdığım her şeye ilgi duyuyorlar sağ olsunlar. Dolayısıyla böyle bir zincirleme hikaye devam edip duruyor. Benim sorular da genelde şey gibi olmaya başladı. TRT2'de söyleşiler olur ya. Hocam neden sanat? Şeklinde tarzında. Doktorayı bitirdikten sonra akademide devam etme kararınızı neden verdiniz? Yani doktorayı bitirip tekrar özel sektöre, kamuya yok. Ya da bunu şimdi sizin aklınıza gelebilecek geçmedi mi? Sizin aklınıza gelebilecek şeyler bizim o dönemlerde olası şeyler değildi. Doktora bugün ne kadar kolay hocam böyle şeyler konuşulabiliyor. Yok. O dönemde Van'da bir üniversite ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi alıyordu ve ben de bütün ailemle vedalaşarak haklarını helal etmelerini öyleydi. Çünkü ben gittiğim gün Bingöl'de 33 asker şehit edilmişti. Böyle bir bağlamda ben Van'a gittim. Yani böyle PKK ile devlet arasındaki ateşkes bozulmuş filan. Van'a gittim. Van'da da şöyle bir şey var. Bir geleneksel dini kadrosu var şehrin. Medreseler var. Gayri resmi medreseler var. O medreselerden mezun olmuş meleler var.
Çok şimdi bozulmuş ama o dönemlerde çok daha güçlü olduğunu hissettiğim bir dini yoğunluk var. Öyle bir yere İlahiyat Fakültesi'ne gittim. Sıfırdan kurulan bir ilahiyattı. Bütün öğretim elemanları da yeni, bizim gibi. Herkes yabancıydı. Birlikte o şehre alışmaya çalışıyorduk. O oradaki sürecin de, 7-8 yıl süren sürecin de... 11. Nasıl? 91-2002. 11 yani, sene. O arkadaşlarla da çok hoş bir iletişim alanı, iletişim imkanı yakalamış olduk. Van, demin de söylemiştim, Kürt sorununu bütün boyutlarıyla, Hizbullah'ıyla, Selefiliğiyle, radikalizmiyle, PKK'sıyla ya da doğrudan vatandaşlık rejimiyle hemen bütün boyutlarla görmeniz için son derece elverişli bir alan hüviyetine sahip. Orada da o bölgede yaşarken de çok sonradan iyi ki yapmışım diye mutlu olduğum bir çalışmam var. Dinsel itibarın göstergeleri Şeyh Seyit Molla. Yani şeyhler, seyitler, mollalar. Kitaplarınızda. Evet. Onlar modernleşme sürecine nasıl katıldılar ve bu süreçten nasıl çıktılar? Hırpalanmışlık düzeylerini anlamaya yönelik bir çalışmaydı. O çalışmanın yanı sıra bir de olağanüstü dönemlerde, olağanüstü koşullarda yaşayanların, olağanüstü koşullarda sosyolojik araştırma yapanların metodoloji sorunu üzerine okudukça güldüğüm bir araştırma yaptım. Çünkü anlattığım bölge Doğu bölgesiydi, içinde Kürt geçmiyordu. O dönemin şartları. Yani o metni okursanız aklı sıra zeki bir akademisyenin Kürt kelimesini kullanmadan nasıl bir metin kurduğunu görür, hüzünlenirsiniz. Ama öyleydi. Buradan da şunu görüyoruz. Yani her gittiğiniz şehir size bir şey katıyor. Tabii ki. Ve her gittiğiniz şehirde de bir şekilde hani kader mi sizi götürüyor? Hem kuzeyden hem güneyden. Evet. Yani Konya ve Artvin. Hem doğudan Van hem batıdan Muğla. Yani Türkiye'nin dört bir tarafındaki o dini sosyaliteleri evet. Yerinde görme. Burada bir gülme efekti falan bekliyordum ama arkadaşlar uyuyorlar herhalde. Bu dini sosyaliteleri yerinde görme imkanı sağlıyor size. Evet. Ve bunu da yazılarınızda ve kitaplarınızda birebir görebiliyoruz. Yani çalıştığınız konular, kitaplarınızda yaptığınız bölüm başlıkları olarak. Şeyde Van'dan sonra hocam neden Muğla? Şey evet. Gibi oldu. Bizim sorular da gittikçe arkadaşlar uyuyor. Uyandırmak için birkaç espri yapalım. Yani Van'dan niye çıktım? Vakti gelmişti artık. Yani Van'dan espri yapmadan gülüyorlar hocam. Van'dan çıkmamız gerekiyor. Bir de espri yapsam neler olacak? Orada da böyle anlatıyorum da insanın Van'a gidesi geliyor değil mi? Yok öyle bir şey yok. İnsan boğuluyor belli bir noktadan sonra. Durduğunuz her yerde boğulma kapasitesi de var. Bir de onu söyleyeceğim hocam. Aldım. Yani gittiğiniz yerde bir 5-10 sene durduktan sonra başka bir şehre kaçma gibi bir şeyiniz de var da. Öyle, öyle olmuş ama topluca baktığımda öyle görünüyor. Ankara'dan ne zaman hocam? Başka bir kente? Herhalde inşallah artık İstanbul'da. Emekli olunca inşallah. O da bir kaderdir. Onu inkar edemeyiz. Muğla'dan bir davet aldım ve Muğla Üniversitesi'ne geçtim. Orada başka bir alan artık beni karşıladı. Çünkü ben felsefe bölümüne geçtim. Orada işte İslam konulu hemen her alanda yetkin olmak gibi bir sorumluluğum vardı. Böyle şeyler çok gariptir. Yani bulunduğunuz yerde İslam üzerine gelebilecek her tür soruyu, eleştiriyi, itirazı karşılamak durumunda olmak bayağı bir yükümlülük veriyor size. Müthiş bir sorumluluk veriyor. Muğla'da bu bayrak operasyonlarının olduğu döneme denk geldi. İşte iktidara AK Parti yeni ısınıyor. Siyasette güç kazanıyor. Rejim elden gidiyor kaygıları. Özellikle Muğla, İzmir gibi bölgelerde çok ciddi anlamda sokağa taşan bir şey üretiyor. Heyecan üretiyor. Öyle bir bağlamda Muğla'da öğretim üyeliği yaptım. Benim çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarım vardı felsefede. Çoğunun Allah'la arası yoktu. Bunu söylemekte de hiçbir sakınca yok. Ama ezan okunduğunda falan ondan sorumlu benim olduğumu düşünürlerdi. Orada da şöyle bir şey var tabii. Sorumlu sizin derken. Yani kendi kimliğinizin bir temsil olarak, bir idol olarak orada görünüyor olması da insana mutluluk veriyor. Sizi koruyor, sizi kuşatıyor. Dinle ilgili konularda size sorulması, danışılması ya da dine ilişkin bütün itirazların sizin üzerinizden yapılması da size bir canlılık katıyor.
Fark ettim ki insanların yani Muğla geleneksel olarak çok muhafazakar bir yermiş aslında. Biraz köklerini karıştırdığınız zaman Muğla'yı çok fazlasıyla inceleme imkanı buldum. Mesela orada tuhaf bir modernliğin nasıl güçlü bir şekilde toplumu dönüştürdüğünü, tuhaf diyorum çünkü modernliği böyle her şeyi dönüştüren, her şeyi allak bullak eden bir şey olarak algılamak bizim çevrelerde bir moda gibi görünüyor. Evet. Yani böyle kadim mutlaklık hissi veriyor. Yani modernlik geldi, her şey darmadağınık oldu. Öyle bir şey değil aslında. Bir sürü nedeni var. Ama Muğla Cumhuriyet'in temel değerleriyle örtüşük bir topluluğun dünyayla, dinle ve modernlikle nasıl ilişki kurduğunu gözlemlemek için müthiş bir arazi özelliği. Siz de her gittiğiniz şehri aslında bir laboratuvara dönüştürüp öyledir bizleri yani, kobay faresi olarak kullandığınızı düşünmeye başlıyorum. Evet, olabilir. Şeye, padişah olmak isteyen gençlere ne önerirsiniz tarzında olacak hocam ama bu yazma ameliyenizi neden ısrarla üstünde durduğunuzu şu gençlere bir daha açıklayabilir misiniz? Neden günde hala bu yaşınızda en az 3 sayfa yazı yazma ihtiyacı hissediyorsunuz? Ya ona bu biraz benim babamın bizi alıştırdığı bir alışkanlık, alıştırdığı bir şey. Ben de oğluma yapmaya çalışıyorum. Arada bir ona kalem verip hadi anlat bakalım şu durumu nasıl ifade edersin diye yazdırmaya zorluyorum. Bu tabii biraz akademik yaşamla ilgili olanların, biraz metin kurma çabası içinde olanların sürdürmesi gereken şey. Bunu mesela ben annemden istemiyorum. Bunu ne bileyim komşu Kezban teyzeden falan istemiyorum. Hani sen de yaz arada boş durma falan. Böyle bir şey söz konusu da işimizin gereği ama kalemi sürekli hareketli tutmak, kalemle ilişki içinde olmak dilinizin yumuşamasını sağlıyor. Dilin imkanlarını keşfetmenizi sağlıyor. Ama bu tek başına elinizde kalem tutmakla ilgili bir şey olmadığını herhalde siz de biliyorsunuz. Ben de senelerden beri tutuyorum hocam. Bir okumayı gerektiriyor. Müzakereye açık olmayı gerektiriyor. Hesaplaşmayı gerekiyor. Hesap vermeyi gerektiriyor. Bunlar hepsi yan yana olan bir şey. Tek başına kalem, yani iyi bir kalem setine sahip olmanın hiçbir şeye yaramadığını ben bazı tanıdığım öğrencilerden biliyorum. Mesela doktoraya yeni başlıyor. Güzel defterler alıyor. 8-10 tane böyle renkli defterler. Yapıştırıcı not kağıtları alıyor, iyi kalemler alıyor, iyi kesilmiş fişler alıyor filan, iyi de bir iPad alıyor ama bir nane olmuyor. Yani nane olması için dert olması gerekiyor. Şimdi bu yazma, şimdi tam ben neyden soracağımı bildiğiniz için sayfaları çevirince öksürme geldi. Acaba sorsam mı sormasam mı? Bu yazma ameliyenizden ben hani... Nedir o? Bir sadece kitaplar değil başka şeyler yazdığınızı da biliyorum hocam. O hususa da gireyim mi? Hani eğer çıkışta beni oklavayla dövmeyecekseniz rahatlıkla sorayım. Babam merkeze her gittiğinde elinde bir ton kitapla dönerdi. Kitabı severdi. Merkez diye biz Şavşat'a derdik. 15 günde bir bize toplu halde Cumhuriyet Gazetesi geldiğini çok iyi hatırlarım. Babamın bu gazeteyle sözün gelişi, Binyeli Abdullah arasındaki dengeyi nasıl tutturduğunu, mezun olduğu Cilavuz Köy Enstitüsü'nün değer ve müfredatıyla bizim köyün saygıdeğer hocası Danyal amca arasında nasıl tökezlemediğini hala anlamış değilim. Şimdi ilerleyen yaşlarında bu konuları babamla konuştuğumda o hep köklerine, babasına, aile içinde hiç de yapay olmayan dini bütün atmosfere işaret etmekle yetiniyordu. Doğrusu bana da sorsalar benim de bu cevaptan başka bir sözüm olmayacaktı galiba. Şimdi ben sizin kitaplarınızı bildiğim için, hani kitaplarınızda da yazıyor, ikisini bir araya getiriyorum. Şimdi kitaplarda Cilavuz Köy Enstitüsü'ndeki okumuş bir babanın çocuğu, burada da işte Cilavuz Köy Enstitüsü'nde okumuş bir babanın çocuğu. Acaba diyorum bu satırların yazarı siz misiniz? Bu benim, hikayeleri siz mi yazıyorsunuz? Bu neden yazıyorsunuz? Şey gibi, verin spotları, neden, niçin? Nasıl oradaki sorunun bağlamını anlayamadım. Yani, bu kadar akademik kitap yazıyorsunuz. Bunun yanında böyle hikayeler yazma ihtiyacı neden hissediyorsunuz? Evet. Oradan başlayalım. Bunu böyle, bu hikayeleri yazdığınızı insanlar biliyor mu? Altına siz kendi imzanızı bugünlerde çıkıyor bu. Yaz dediler anı. Sizin paylaştığınız pasaj o kitaptan alınma. Yaz daha dediler. Ben kitabını ama internette mi? Paylaşıldığı için anonim hale geldi. Artık sonra yayıncı ne yapacak yani. Bilmiyorum yani. Ben Cilavuz Köy Enstitüsü'nde sizin yazdığınızı anladım da hani insanlar evet, sizin evet, yazdığınızı bilmiyor. Yani, bu yani ben altına Mehmet Ali'den yazabilir miyim? Arkadaşlara yollarken o. Ya bu tabii edebiyatla olan ilgi nasıl açıklanabilir ki bilmiyorum. Bu niye yazıyorsunuzun ben de herkes tatmin edecek bir cevabı yok.
Ama birikmiş, kendi içinizde yığılmış bir takım hikayeler varsa onu bir şekilde paylaşmak, yani herkesle paylaşılabilecek bir tada ulaşmışsa onu ortaya çıkarmanın da çok keyifli bir tarafı var. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra da yapacağım yani. Yeni bir şey değil. Yaptığım yine yaparım. Şey için soruyorum, hani Tuğla gibi akademik kitaplar yazdıktan sonra genelde insanlar şey gözüyle bakar ya, yani hikaye, işte roman, böyle hani sufli şeyleri yok, yazmaz tersi, insanların. Tam tersi, o açıdan, hani tam tersi. Keşke ama yani tabii bu imajla da alakalı. Akademik çalışmalardan falan yorgun düşmüş durumda değilim. Allah'a şükür bunu devam ettirmenin gerektiğine inanıyorum. Eğer ömrümüz yeterse Türkiye'de dini muhalefet hareketlerini tamamlamayı arzu ediyorum. Başladım ama çok hızlı ilerlemiyor. Mesela Türkiye'de Nurculuk, Süleymancılık, Milli Görüş ve İslamcılık gibi. Kitaplarınızda zaten izlerinizi onu yapacağım. Yani onun ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu başkası şimdi cesaret etmeyebilir. Ben bunu yapayım. Bir başkası düzeltsin. Bir başkası daha iyisini yapsın havasında. Yani bir taş koymakla alakalı bir şey benim yaptım. Ama bunların tatmin edici tarafı farklı. Hikaye, anı, öykü, şiir, edebiyat, bunlarla ilgilenmek bambaşka bir şey. Mesela ne zaman başladınız bu tür şeyler yazmaya? Ben şiirle 79'dan beri irtibat. Balıkesir'de mi? Artvin'de mi? Şiir, Konya'da mı? Yani şey, abilerimiz şiir yazardı, biz de şiir yazmaya başladık. Şey abilerimiz mi? İdeolojik şiirler mi yoksa süfli şiirler mi? Siz soramadığınız şeyler de dahil her şeyi yaşadım, onu söyleyeyim. Yani evet, yani bir şiirin için yazılırsa hepsini yaşadığımı düşünüyorum ama şimdi daha büyük tat veren şey sanki öykü. Onda daha büyük bir keyif aldığımı düşünebiliriz. Keyif alıyorum yazarken. Şimdilik hep sayıcı şeyler yazıyorum. Olmuş, gerçekleşmiş şeyleri yazıyorum. Kurgulama yeteneğim o kadar güçlü değil. Yani hayal kuramam. Ama olanları yazabileceğimi düşünüyorum. Aslında ben onların içine de kendi akademi dünyamızda tartıştığımız konuları aktarmayı düşünüyorum. Yani bir öykü ortaya koyarken ya da edebiyatın herhangi bir dalında ürün ortaya koyarken işte bu kitaplarda dile getirdiğimiz şeyleri daha geniş bir okuyucu kitlesine, daha rafine bir dille üretmenin sancısını çekiyorum. Çünkü bu çalışmaların takipçileri oldukça sınırlı. Siz istediğiniz sonuçları bir anda da alamazsınız. Ama edebiyatın çok sihirli bir kanalı var. İyi, Allah'tan ben soru sorunca şey demiyorsunuz hocam. Ben bunu kitaplarımda yazdım, okumuyorsunuz. Yani ondan sonra bana soru soruyorsunuz. Yok, canım, bir şey var değil mi? Son birkaç soruyla bağlayayım. Ondan sonra soru cevap faslına geçelim. Yani ben olsa sabaha kadar devam ederim de arkadaşlar muhtemelen sıkılmışlar da bilhassa benim moderatörlüğüm de. Akademi, hani öğretmenliği bırakıp akademisyenliğe geçtiniz. Peki akademiyi hani bırakmadığınızı biliyoruz yazdığınız çizdiğinizden de, hiç değilse üniversiteyi bırakıp neden kamuya geçtiniz? Yani neden Diyanet İşleri Başkanlığı, Stratejik Geliştirme Başkanlığı'na aldın? Aslında o 99'da başlayan bir şey. 99'da biliyorsunuz Alevi sorunuyla ilgili bir görevlendirme söz konusu oldu. Benim burada var mı bilmiyorum. Alevilerle ilgili bir çalışmam var. Evet, Alevi modernleşmesi. Başlangıçta ifade ettiğim gibi Türkiye'de işte şeyhlerin, seyitlerin, mollaların modernleşme sürecine nasıl dahil olduğunu tartışmıştım. İlerleyen zamanlarda Alevi konusunu da bu bağlamda ele almaya çalıştım. Benim Alevi meselesiyle tanışmam, karşılaşmam yıl olarak 99. Garip gelebilir size. 99'dan önce Alevi konusunda hiçbir şeye sahip değilim. Yani. Hocam bu kadar şehri gezen, hani bu kadar şehir gezen bir insan olarak. 99. Yani Van'da, evet. Artvin'de, Konya'da, yani rastlamamışım ya da benim için bir problematik olarak görünmüyor. 99'da yakıcı bir hikaye olarak önüme çıktı ve ben bunu oldukça yoğun sayılabilecek bir okumayla karşılamaya, hissetmeye çalıştım. Yani derin bir empati süreci de diyebiliriz. Ama bu süreç beni Alevi çalıştaylarıyla ilgili o sürece dahil etmeye götürdü. Nereden, nasıl oldu bilmiyorum. Birdenbire kendimi Türkiye'nin en popüler, en girift bir mevzusunun başına getirdi. Orada da şunu söyleyeyim. O araştırma vesilesiyle kendi akademik müktesebatımı da gözden geçirme imkanı buldum. Sahada toplumun temel sorunlarına dokunmaya başladığınız andan itibaren böyle dört duvar arasında masada, hafif etrafta radyoda bir müzik çalıyor, hanım evden nane limon istiyor falan, hiç böyle bir şey yok yani. Sahaya indiğiniz zaman
Karşılıklı hanımla oturup kitap okuyabilirsiniz. Sahadaki zaten mesele de teorik müktesebatla sahadaki gerçekliği buluşturmayı sağlamak. Bu çok zor bir şey, onu da söyleyeyim. Ben bu konunun Alevilerle ilgili sürecini Çalıştaylar'da yakaladım. Din Diyanet'le ilgili bölümünü de Diyanet'te yaşamaya başladım. Diyanet'te de hani böyle çok ileri geri konuşan birisiydim. Yazdıklarım da ortadadır. Onları kaldırmak söz konusu değil. Ama Allah nasip etti. Biz Diyanet'te stratejinin başına geldik. İnsanın kendi entelektüel iddialarını doğrudan o iddiaların muhatabı olan kuruma geçtikten sonra nasıl sürdüreceği konusu için herhalde ben iyi bir örnek olabilirim. Yani masaya yatırılması gereken bir fenomen olarak düşünülebilir. Beni de şimdi çünkü şey yani dönmeyeceğinizi söylerseniz Diyanet'le ilgili nasıl kullanabilirim. Yani siz bizi kobay faresi olarak kullandığınız gibi gün gelip birileri de bizden sonra bir Molla Kasım gelip bizi kobay faresi olarak kullanıp yazdıklarımız üzerinden Türkiye'nin öyle oluyor tabii yani. Yani Türkiye'de dini hayatın doğrudan metinleri takip ederek, İsmail Kara'yı okuyarak, İşler Gözaydın'ı okuyarak, işte birkaç yazarı daha takip ederek, Necdet Subaşı'nı okuyarak, birkaç radikal ya da ılımlı liberal eğilimlerden beslenen kitapları okuyarak söylenebilecek bir sürü şey vardır Diyanet'in. Ama sahaya girdiğiniz anda, yani doğrudan o işin içine girdiğinizde bir yutkunma sürecine giriyorsunuz. Çünkü kamuoyu şöyle anlaşıyor. Tabii yani o koltuğa oturunca dünya ona farklı göründü. Hiç öyle bir şey değil aslında. Yani sorumluluk sahibi her insan, vicdan sahibi her insan nerede oturursa otursun oradan kendisine görünen şeyin üzerine gitmek durumundadır. Yani bulunduğum yerden görünen başka, şimdi bulunduğum yerden görünen başka. Ama her iki görme faslını da bildiğim için bunları karşılaştırmak, sentezlemek, buradan daha somut sonuçlar çıkarma konusunda yükümlülük içerisinde olduğumu düşünüyorum. Son bir soruyla ben bağlayayım. Arkadaşları daha fazla burada tutmak zorunda kalmayalım diyelim. Şimdi kelelaka bir soru olarak görebilirsiniz ama ben şehir bağlamında devam ederek, Türkiye'deki şehirleri anladık. Yurt dışında muhtemelen çeşitli yerlere gitmişsinizdir. Gerek görev icabı, gerek akademisyen olarak konferanslara. Yani Utah'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinin Salt Lake City şehrinde hocamla tanıştığım için hani Türkiye'de tanışamayıp Amerika'da evet. Hani tırnak içinde Allah'ın dağı olarak getirebileceğimiz ben Amerika'dayken diyememiştim. Senin sayende demiş oldum. Yani. Amerika'ya gitmiş olduğunuzda böylece belirtmiş olacağım. Bizim akademisyenler çok sever o yurt dışı tecrübesini. Ben genelde şeylere zaten hemen cümlelerimi burada da yiyemiyorum. Hani moderatör olduğum için oraya oturunca söylerim. Yani ben Harvard'dayken falan diyorum. O zaman bir kahkaha kopuyor zaten genelde. Türkiye'deki şehirlerde de hem görev aldınız hem gezdiniz gibi yurt dışı şehirlerde de muhtemelen gezdiniz. Yani Türkiye'deki şehirlerinizin hem yazdığınız edebi metinlere hem kitaplarınıza nasıl yansıdığını görüyoruz. Mesela şöyle kelelaka bir soru olarak görülebilir ama ben beynimdeki noktaları tamamlamak açısından. Mesela kaç kere hacca gittiniz? Bir kere. Bir kere. Peki bu hacda sizi etkileyen herhangi bir şey oldu mu? Bunu kitaplarınızda hissedebiliyor muyuz? Ulan nasıl bir soru şimdi? Yani hac acayip, bunu nasıl konuşuruz? Bunu konuşmasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü hacda zor yerden hem günahlarınızdan arındığınızı hissederek dönüyorsunuz. Hem de ümmetin bütün günahlarının toplandığı bir yeri görüyorsunuz. Böyle bir acayip bir paradoks bu. Yani orada İslam dünyasının resmini görüyorsunuz. Malezyalıları, Somalileri, işte ne bileyim Afrikalıları, Mısırlıları, Türk hacıları, işte herkesi görüyorsunuz. İşte şifai gelenekten hac yapanları, gider ayak Mustafa İslamoğlu Ali Şeriat'ı okuyup gidip orada onu arayanları, herkesi görüyorsunuz. Yani çok dikkat isteyen bir gözle hem hac yapıp hem seyrediyorsunuz. Bu çok ağır bir şey. Ağır yükümlülükler olmuş. İşte onu diyorum, bir sosyolog olarak. Ben mesela gerçek bir saf vatandaş olarak hacca gitmeyi arzu ediyorum. Hiçbir ön bilgisi, ön algısı, korkusu olmayan. Şavşat'taki o çocuk gibi. Yok, o kadar da ufak kadar şey, bir hayrı olmaz, oradan bir numara çıkmaz. Yok yok, o kadar gerekli. Yok, bütün birikimimle ama biraz da böyle kendini o dalgaya teslim etmiş. Gözlerinin görmesi gerekenleri görmeyen. Daha bir sosyolog olarak yapmanız imkansız ama illaki bir. Yok, o hakikaten çok zor oldu benim için. Çünkü her şeye takılıyorsun. Evet, ben
gerçekten varsa bir manevi tadı onu çıkarttığımı düşünüyorum. Arafat'ta, Tavaf'ta, Medine Mescidi'nde, Efendimiz'in huzurunda bunlar emsalsiz şeyler. Bunları konuşamayız. Ama çok çabuk unutulabiliyor. Çok çabuk onların üzerini kapatabiliyorsunuz. Hayat böyle bir şey zaten. Yani onu yaşadık, defter tamam, hadi bize eyvah, öyle bir şey yok. Tekrar şeytanınız bollaşıyor ve bu süreci, hayatın bütün o badirelerini yeniden karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Ama tavsiye etmeme gerek yok. Müslümanlar için hacca gitmek farzdır. İmkan buldukları zaman inşallah bütün arkadaşlarımız bunu yaşasınlar. Bu farzı yerine getirsinler. Özellikle Medine'de, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde, Kabe'de, Tavaf'ta ve tabii ki Arafat'ta, Vakfe'de yaşananların böyle metinselleştirilmesi mümkün değil. Kendi içinizde bir deprem bu. Bu mümkün değil. Ama bir vesile de anlatmamda yarar var. Belki unutulmaması gerekir. Mesajı aldım hocam. Artık bitirsek. Ben bir dönemde diasporadaki Müslümanlarla ilgili çalıştım. Yani bir dönem dediğim oldukça uzun bir süre. Avrupa İslamı üzerine bir araştırma yaptık biz. Fransa üzerinden yurt dışında yaşayan Müslümanların, yani Avrupa'da ikamet eden Müslümanların Euro İslam konusunda ne düşündükleri ya da bunu bir tehdit olarak algılayıp algılamadıkları konusunda 6 ay süren bir araştırma Paris'te yaptık. Sonra da çok değerli arkadaşım Yasin Aktay'la 6 Avrupa ülkesini kapsayan yine uzun soluklu bir araştırma yaptık. O da referans grupları adını taşıyor. Yani yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli Müslüman göçmenlerin orada oluşturdukları dini organizasyonlar, dini yapıları incelemeye yönelik, onların bulundukları ülkelerle ne tür ilişkiler kurduklarını anlamaya yönelik bir çalışma. Bu çalışmalar yayınlanmadı tabii rapor olarak hazırlandığı için ama eğer biraz Türkiye yumuşarsa inşallah kamuoyuyla da paylaşırız onları. Yani Milli Görüş, Süleymancılar, Büyük Birlikçiler, Nurcular, Süleymancılar, Fethullah Hocacılar falan gibi böyle dışarıdan baktığınızda kriminal bir atlas gibi ama öyle değil. Yani biz orada neyiz? Biz orada toplamda nasıl bir kimlik üretiyoruz? Bulunduğumuz ülkelerde, bulunduğumuz rejimlerde bizim İslami yapımız ya da yaşantı biçimimiz nasıl karşılanıyor? Böyle doğrudan içeriden bir çalışma. Ondan da biz çok büyük bir keyif almıştık. Hac sorusunu şunun için sordum. Hani hem en son soru olarak bu daha önce de belirttim soru sormadan önce. Yaşadığınız kentler sizi etkilemiş. Bunları ben kitaplarınızda görebiliyorum. Çünkü yaşadığınız kentlere atıf var. Konya olsun, daha değişik kentler olsun. Hiç değilse ön sözünde evet. Atıf var. Yani yaşadığınız hac yolculuğunun da bir çeşit kitaplarınızda izlerini gördüğümü hissediyorum. Ondan dolayı. Ben daha fazla halkla aranıza girmeyeyim hocam. Direkt halkla sizi baş başa bırakayım. Bir soru cevap faslına geçelim. Birkaç soru alalım eğer müsaade ederseniz. Lütfen. Buyurun. İsmim Sevgi Ana. Şu soruyu sormak istiyorum. Köyde de yaşamış birisi olarak, şehirde de yaşamış birisi olarak ve akademiyanın içerisinde bulunan birisi olarak cemaatin toplum üzerindeki etkisini bak sosyaliteyi sadece ben değil herkes sevdi hocam. Yani cemaat dediğiniz büyük harfle cemaat mi? Yok the cemaat değil hocam cemaat yani sosyal topluluk falan. Tamam ve çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani epistemik cemaatlerde dahil, akademik cemaatlerde dahil bir insanın bir cemaat yapısına, bir algı düzeninin içine dahil olmasını besleyici, geliştirici, yaratıcılığını artırıcı bir yapı olarak, koruyucu bir mekanizma olarak görüyorum. Fakat Türkiye'de din alanı devlet tarafından sıklıkla muhasara edildiği, manipüle edildiği için Türkiye'de cemaatler o beklediğimiz anlamı vermekten uzak. Bizim Türkiye'deki cemaatlerimiz daha çok kulüp gibi çalışıyor. Kulüp gibi, böyle bir sendika gibi çalışıyor. Daha çok kendi üyelerinin haklarını takip eden kamuoyunda bir siyasi bir hareketlilik olarak çalışıyor. Türkiye biraz rahatlasa kendi toplumuyla ilişkilerini kurmak konusunda biraz daha objektif, nesnel bir ilişki kurmayı başarsa cemaatlerin daha besleyici olacağına inanıyorum. Bugün cemaatler önemli ölçüde
birbirinin gücünü aşmaya çalışan, birbirinin etkisini yarmaya çalışan böyle manipülatif hareketler olarak gözüküyor bana. Ben şahsen kendini bir cemaat içinde hissetmeyen herkesten korkarım. Çünkü tanımlamakta zorlanırız. Bir yerde duracak, bir yerden bakacak, onun perspektifini bileceğiz, onun yaşama üslubundan haberdar olacağız vesaire vesaire. Ama Türkiye'de sosyolojik anlamda bir cemaat profili olduğu kanaatinde de değil. Daha çok böyle örgüt, adı konulmamış örgütsel yapılar, flamaları olan, sloganları olan, işte armaları olan bir yapı. Bu ürkütücü. Başka herhangi bir soru? Başka da soru yok. Hocam bir tane. Bir umut biliyorsun. Evet, merhabalar, ben Türkiye İş Bölümü Başak Cesi Merkezi çalışıyorum, İş Bölümü'nde çalışmalıyım. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Ben soru sormak istiyorum. Ülkemizde modernizm, bazı şeyleri dönüştürdüğünü, modernizmin bazı şeyleri dönüştürdüğünü söylediniz. Bazı noktalarda onun ve olumsuz olması, hayır teorik olarak bir anladığım farklı olduğunu bildiniz. Bu aralar ikimizde biliyorsunuz bir göçmenlik, mültecilik mevzusu var. Suriyeliler, işte Afrika'dan gelen çeşitli vatandaşlar vesaire. Bir dönüşümde biz burada yaşıyoruz. Yaşadığımız bir dönüşüm. Özellikle edebiyatımızda, toplumumuzda etkileri ilerleyen dönemlerde nasıl olacaktır diye bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Son bölümü tekrar anlayamadım ben. Son. Yani özellikle toplumsal yapımızda ve edebiyatımızda ne gibi bir hayatımızın içerisinde bu ilerleyen yıllarda olumlu ya da olumsuz ne gibi etkiler olabileceğini düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Göçmenlerin mi? Evet, farklı ülkelerden gelen. Çünkü biz kozmopolit değiliz çok fazla. Genelde kendi kapımızda yaşayan vatandaşlar gibi insanlar gibi ülke içerisinde. Şimdi kozmopolitleşmeye başlıyoruz. Hatta biz arkadaşlar şey diyoruz, geleceği New York olacağız herhalde. Türkiye, İstanbul, New York olacak gibi bir konuşmamız var. O konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, doğru. Güzel bir soru. Yani bir kozmopolitik yapı ortaya çıktığı kesin ama bu çeşitlenmiş yapılar aynı zamanda da gettolaşıyorlar. Kendi içlerinde birbirlerinden yalıtılmış, bağımsız olarak adacıklar üretiyorlar. Ve siz mesela İstanbul gibi bir yerde sizin dahil olduğunuz sosyolojik gerçekliğin dışında da hiç temasınız olmayan bir sürü yapılardan, yapılar arasında, yapılardan haberdar oluyorsunuz. Bu tabii Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde yaşadığı hareketliliğin edebiyatımıza nasıl yansıyacağını ben bilemem. Yani bir edebiyatçı sıfatıyla konuşmak durumunda da değilim. Bu benim için ağır bir şey olur. Ama eğer işin sosyolojik boyutunu söylüyorsanız, Türkiye bu çeşitliliği kaldıracak bir üst dil, bu çeşitliliği bu çeşitliğe tahammül edecek bir teoloji, bu çeşitliliği besleyecek bir sosyolojik metin üretemezse, bir dil üretemezse, bunun olacağı yer, varacağı yer kaostur. Ben bir ay olmadı Kobani'ye gittim ziyarete. O bölgeyi Urfa'ya gittim. Oradan da Suruç'a, oradan Mürşitpınar'a, Kobani'ye ve hemen sıfır sınırda oradaki bir ailede yemek yedim. Bir eski bir tanıdığım aracılığıyla. Olayın orada yaşanılan boyutları farklı. Sizin kırmızı ışıkta Selpak satıcılarıyla yüzleştiğinizde karşılaştığınız şey farklı. Bu kışı karşılamaya hazırlanan göçmenlerin kendi içindeki hikayeleri farklı. Toplum bunları karşılayacak, rehabilite edecek bir düzenek üretmediği takdirde bir kere her şeyden önce kriminal olaylar etrafınızda oluşacak, değil mi? Bir güvenlik sorunu oluşacak. Bir yandan da işte çok sık edebiyatını yaptığımız kardeşlik gibi, işte ensar, muhacir gibi kavramların içini dolduramamışlığımızdan dolayı da kendimize olan saygımızı kaybetmeye başlayacağız. En büyük tehlike de odur. Yani müthiş bir edebiyat var, müthiş bir dil akışı var ama insanlar acından ölüyor, insanlar yoksulluk sınırlarını yaşıyor. Bu konularda daha dürüst olmak için herkes kendine düşeni yapması lazım. Herkes güçlü olduğunu bildiği dostunu, akrabasını ya da bir otoriteyi sıkıştırmak zorunda. Yani siz kendinize yakın bulduğunuz güçlü birisi varsa, kamusal etkisi olan birisi varsa onu yönlendirmek, ona etki etmek ve ondan destek almak zorundasınız. Bizde bu tür şeyler olmuyor pek. Yani herkes kendi yuvasında yaşamaya çalışıyor. Fili şükresin. Son bir soruyla bitirelim. Biraz sesinizi artırmalısınız. Ben zaten duymam. Bu sefer İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe
bağdaştırıyor musunuz? Yani çoğu insan bunu zıt olarak görüyor. Ya ben bu düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Evet. Bu bizim çok ağır bir hikayemizdir maalesef. İlahiyata gelen öğrenciler hocalara ayar çekmeyi çok severler. Geldikleri yerlerde felsefeye karşı bir bakış açısıyla beslenmişlerdir. Ya daha doğrusu geldikleri yerde miyim de genel hava biraz felsefe karşıtı bir çerçevede oluşmuştur. Ayrıca da felsefenin de toplumsal yaşamdaki karşılıkları, gündelik hayatta her bir bireyin hissettiği felsefi argümanlar siyasidir. Daha çok Marksistlikle, işte ne bileyim ateistlikle vesaire gibi ilişkili olduğu için felsefeden bahsedildiği her seferinde henüz daha o dindar muhafazakar köklerden gelen öğrenciler paniğe kapılıyorlar. Bunlar bizim dinimizi bozacak falan filan diye. Biraz da bizim felsefe hocalarımız uçuktur. Biraz diğer hocalara benzemez. Örneğin ilahiyattaki felsefe hocalarımızın büyük bir bölümü de felsefeci olduklarını kanıtlama arzusundadırlar. Yani o kanıtlama arzusu da kendilerini dikkatle takip etmek isteyenler karşısında onları bir garip duruma düşürmektedir. İşin aslı şudur, felsefesiz din olmaz, dinsiz de felsefe olmaz. Bu konularda tartışacak hiçbir şey yoktur. Ama Türkiye'de bu işlerin çok tuhaf bir edebiyatı yapıldığı için, mesela felsefeciden hakikaten beslenmek durumundasınız. Bir felsefecinin kendi hakikat arayışını sizinle paylaşmasında daha güzel bir şey olamaz. Burada felsefesiz ve dinsiz olmaz derken biri birini tamamlar anlamında birini zayıf tutan bir argümandan bahsetmiyorum. Ayrı bir şey bunlar. Ayrı ayrı şeyler. Felsefeden destek alarak dini takviye edecek durumda değilsiniz. Felsefe size dinin yorumlanmasında yeni pencereler açar. Din de felsefeye öyle ileri geri konuşma, bu konularda farklı hakikat iddiaları da var. Bunu beraber konuşalım havası sunar. Bugün henüz daha bu tartışmayı kapatacak bir olgunlukta değiliz. Hala ilahiyatlarda olsun mu olmasın mı diye garip bir tartışma var. İnşallah aşarız bu sorunları. Son soru dedim ama bakıyorum başka ısrarla sormak isteyen kimse var mı? Öksürüğü de aldım hocam. Hızla kapadım. Hocam çok teşekkürler. Bizlere vakit ayırdığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.